Bültenimize diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Honaz ilçesinde vatandaşlarla buluşan Demokrat Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Gürbüz, vatandaşlarımız Kırat'ın özlemiyle yanıp tutuşuyor. Bizler Demokrat Parti olarak vatandaşlarımızın bu özlemini dindireceğiz diye konuştu. Tepeyende oru verin. Ata verelim de. Adam o de ki ata verelim de. Adama söylesen. Demokrat Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Gürbüz seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gürbüz, partisinin Honaz Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ballı ile birlikte Honaz ve köylerinde vatandaşlarla buluştu. Hayırlı işler, kolay gelsin. Allah bol kazanç versin bakalım. Devam edeceğiz daha. Dedem öldü, 105 yaşında oldu. Vazgeçmedi hiçbir şeyden. Bakın ya. Dedem de demokrattı, babam evet. Da ben de. Biz aynı hiç. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, teşekkür ederiz. Hadi kardeşim. Taraf siyaseti değil bize göre, hizmet siyaseti. Sandık kutuları maalesef. Taraftarın oy verdiği kutular haline gelmiş. Yani Türkiye'de artık belli fikri, belli ki hepimizin o değerleri yaşatması gerekiyor kalbinde, beyninde. Ama maalesef biri bir tarafa fikri savunuyorum ben diye kamplaştırmış, diğeri bir tarafa, diğeri bir tarafa, ama orada da cidden bu millet unutulmuş, unutuluyor. Yani o kolay siyaset bir yerde. Zor olan hizmet siyaseti. Zor olan sizlerin emeğinizin, sizlerin çalışmanızın karşılığını alabilmektir. Zor olan, sizlere burada rahat bir nefes alıyorsunuz ama hayatın getirdiği o değişik standartlardan faydalandırabilmesi hizmetidir. Bunu başarabilmek. Bizim mazimizde bu partiyi biliyorsunuz. İşte Demokrat Parti, Menderes'ten yola çıkmış, Demirel'le devam etmiş, Tansu'yla devam etmiş. Yani her taşında, her mahallesinde, her köyde hizmet olan bir. Sevgili izleyiciler, Traktör Galericiler sitesi dizaynıyla takdir topluyor. ...2009 yılında 40 traktörcüyle bu siteyi kurduklarını söyleyen Traktör Galericileri Sitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Ergin, sitenin temizliği ve düzeniyle örnek olduğunu kaydetti. Bir takım sıkıntılar yaşadıklarını da söyleyen Ergin, traktörlere vize zorunluluğu getirildiğini, bunun da kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü belirtti. Sitenin içinde ASM, noter gibi hizmetlerin kurulmasının kendilerini ve çiftçiyi rahatlatacağına da değinen Ergin, ilerleyen dönemlerde bölgeye otogalericiler sitesinin de kurulacağını ifade etti. Başkan Salim Subaşı da sürekli olarak siteyi özenle baktıklarını belirtti. Sağ olsun bu Nihat Bey yardımcı oldu. Biz buraya geldik. Evet. Bu tarla şeklinde aldık ama biz buraya 18. madde geçti. Belediye başkanlığı döneminde bize çok büyük hizmetler oldu. Biz burayı bütün 40 tane arkadaşı getirdik. Buraya bu siteyi yaptık. 2009 yılında geldik. Allah'a şükür buradaki işlerimiz biraz daha arttı. Dışa karşı reklamı daha çok oldu. Yani halk daha iyi tanıdı. Türkiye'de hemen hemen böyle bir temiz bir galeri sitesi yoktur yani. Yani bizim de o dikkatimizi çekti. Geldiğinizde gönül rahatlığıyla, evet, ferah bir şekilde alışveriş, tabii, yapabileceği çiftçilerin bir yer. Tabii. Müşteri rahatlıkla gelir, arabasını park eder. Evet. Yarım saat içinde bütün esnafı dolaşır. Almak istediği bütün traktörün ebadına, şekline göre beğenir, seçer, alır gider. Burada her marka, her tür, her model var, traktör var. Yani lokantamız var, efendim çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Burada yabancılık çekmez yani. Buradan nakliyecimiz var. Gitmek istediği yerde Afyon'a, efendim Muğla'ya, Nazilli, efendim Aydın, her yerine gönderebiliriz. Peki tabii her yerde olduğu gibi sizin de belli başlı sıkıntılarınız mutlaka oluyordur. Evet. Mutlaka. Neler var sıkıntılarınız? Sıkıntılarım şu anda yeni bir uygulama, tabii torba yasadan çıkan bir şey bu. Yeni bir uygulama oldu. O da bize bir sıkıntı veriyor. Yani taksilerde olduğu gibi bu ziraat aleti aslında, traktörler, büyüklerimiz bunu biraz bir bize yardımcı olup elimizden tutarlarsa iyi olacak. Yani vizesi olmayan traktöre biz satış yapamıyoruz. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Veya onu çekme belge yapıyoruz. Çekme yaptıktan sonra tekrar plaka çıkarmak zorunda kalıyoruz. Veya satışını aldık. Elimizde geçici belge var. Traktörü efendim Aydın'dan aldık, Afyon'a sattık. Geçici belge bizde. Ruhsat olmayınca vize yapamıyoruz.
Vize de hakeza orada bir sıkıntı oluyor. Evet. Efendim ufak tefek singel camıdır, efendim singel lambasıdır, traktörün fren lambasıdır. Bu gibi şeylerden dolayı sıkıntımız oluyor. Ha bizde aranan şu olması lazım. Ha motorun, traktörün gerçekten şase numarası, motor numarasında sıkıntı varsa biz amenna. Ona şeyiz, onu da arasınlar. Ama ufak tefek traktör ziraat aletidir. Tarlaya giriyor, bahçeye giriyor, andan geçiyor efendim. Bir de aşağı şeye dokandığın o lamba sönebiliyor. Bu yüzden dolayı sıkıntılarımız büyük. Bunu yetkililer biraz bunu aramadan yani evet gerçekten vize yapılmasını istiyoruz. Bu kanunun emrettiği şeyde biz varız. Ama kanunun emrettiği diye de bize bu taksi gibi yani ticari bir araba gibi bize bu sıkıntıya girdiğimizden dolayı biz bundan mağduruz yani. Büyüklerimiz buna bir el atarsa biz bundan çok memnun olacağız. Yani. Buraya işte noter gelse iyi olacak. Taksici arkadaşlar yakınımıza gelecekler. Onlar da dükkan yapacaklar. Evet. Bir bankanın gelmesi, bir postanenin gelmesi bizi rahatlatır tabii ki. Hem her satışta notere gidiyoruz, bankaya gidiyoruz havale için. Bu tabii yakınımıza yerleşirse zamanla olacağını kanaatimiz var. İnşallah onlar da olacak. Diğer